Merhabalar, ben Güney Sentürk. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Futbol Menajer oyunun serisiyle başlamıştık. Şimdi ikinci serisiyle karşınızdayım. İlk olarak Galatasaray ile başladık. Sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Kariyer ile bu serimize devam edeceğiz. Arada sürpriz takımlar yapabiliriz. Bana destek vermek istiyorsanız abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Özellikle saygı çerçevesinde yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi yavaş yavaş oyunumuza başlayalım. Biliyorsunuz ki çok fazla zaman harcamamıştık. Sadece taktiğimizi yapmıştık ilk bölümümüzde. İlk bölümümüzü izlemeyenler de bundan önceki videomuzu gelip izleyebilir. 19 yaş altı takımıyla bir hazırlık maçı yapmıştık. 6-3 almıştık bu maçı. Kısa özet geçmem gerekirse bir de Belhanda'yı transfer listesine almıştık ve teklif gelmişti ve gelen teklifi de kabul etmiştik. Şimdi devam edeceğiz. Tabii ki de transfer çalışmalarımız olacak. Ancak önümüzde daha çok gün var ve bu takımın çok fazla değişiklik ihtiyacını da olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de belirli transferler yapacağız. Ancak önümüzde bir sürü hazırlık karşılaşmaları var. Bu hazırlık karşılaşmalarını yaptıktan sonra minimum yapabileceğimiz en iyi transferleri yapmak istiyorum. Takımı tanıyıp en iyi transferlerle takımı doldurmak istiyorum. Şimdi özellikle Belhanda'yı gönderdiğimiz için iyi bir 10 numara kiralık veya satın alım nasıl bütçemize uygunsa, biliyorsunuz burada da finansal fair play var. Onlara uygun çerçeve, bunlara uygun olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet, sezondan beklentiler, yönetim bizden bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dişli bir takım olmamızı bekliyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışına girmemizi istiyor. Ziraat Kupası'nda final katılım minimum. Süper Kupa ise önemsiz olarak görüyor. Devam edelim. Berk Balaban sakatlanmış. Altın Ordu gözlem raporu gelmiş. Bakıyoruz şimdi. Kadroda yaratıcılık ve vizyon özelliği yüksek olan bir sürü oyuncu var. Sezgi özelliği takım genelinde çok güçlüler demiş. Evet. Şimdi bize bir öneri geldi. Tuncay Kırman gözlemcimizden. Abdülkadir Ömür ile ilgilenebiliriz. İlgilenebilirsin diyor. Şimdi biz buraya gözlemlemeye devam et diyelim. Analiz raporunu alalım. Sonra Fehmi Koç, Antalyaspor ile sözleşmesi var. Gözlemlemeye devam edelim ve analiz raporunu alalım. Branislav Ivanić, Zenit'te oynuyor. Bunların hepsinin şu an kabataslak inceliyorum. Sadece ben bunları gözlemlemeye devam edeceğim ve analiz raporunu aldıktan sonra detaylı bir rapor çıkartacak bana. Onun üzerinden ilerleyeceğim. Fahrettin Doğan bize Rifat diye bir oyuncu söylemiş. 22 yaşında orta sahada oynuyor. Bunların hepsinden biz analiz raporu alalım. Dominik Prokop 22 yaşında orta saha oyuncusu. Bunların hepsinden ama maliyetleri burada görüyorsunuz. Şu an o maliyetler bizim için biraz hayalci. Önce satış yapmamız gerekiyor. Analiz raporu alalım hepsinden. Şöyle hepsinden analiz raporunu aldık. Elimizden geldiğince bunlara bakacağız. Şimdi Altın Ordu'yla maçımız var. Arada olanları ben geçtim. Direkt maça montaj diyorum. Şu anda direkt maça geçtik. Yani arada olanlar çok önemli bir şey olmadığı takdirde direkt geçeceğim ki daha çok maç izleyelim yayınlarımızda. Çünkü maçlar daha çok heyecanlı geçiyor biliyorsunuz. O yüzden daha çok maçları göstermeye çalışacağım. Arada çok önemli şeyler olursa onları da sizlere yansıtmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Şimdi burada baktığımız zaman sakatımız var. Falcao sakatımız var. Şener Özbayrak sakatımız var ve bazı oyuncularımız tatilde. O yüzden dar bir kadromuz var şu an oynatabileceğimiz. Elimizden gelen en iyi çıkartabileceğimiz kadro bu. Şimdi en azından defans anlamında biraz daha
toparlayıcı bir defansımız var. Orta sahada Lemina olması sevindirici bu hazırlık maçlarında. En azından onun durumunu görebiliyoruz. 10 numara konusunda zaten Belhanda'yı gönderecektik biliyorsunuz. Orada da Taylan'ı değerlendireceğim. Sağ kanatta Adem'i, solda Jimmy'yi, ki Jimmy'yi ilk maçta çok performansını çok beğenmiştim. Şimdi maçımıza başlayalım bakalım. Altın Ordu ile maçımız nasıl geçecek? Evet, maçımıza başladık. Liniz, Lemina. Evet, out. Çok kötü başlamadık, çok da iyi değiliz. Şuradaki direktifler ayağa pas yapmalarına teşvik etmeliyiz diyor. Takım talimatlarında çizgiye inmeden ortaya yapalım. Defanstan kısa pasla çıkalım. Bunu da değiştirelim. Direktiflerde de ileriye çıkın diyelim ki ilk 20-25 dakikada skor elde etmemizi faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Evet, iyi bir orta gelseydi gol olabilirdi. Evet, penaltıyı aldık. Penaltıyı Selçuk İnan kullanacak. Yani ilk 20 dakikada, her maç için konuşuyorum bunu, ilk 20 dakikada 1-0 öne geçmek her zaman avantajlı olmuştur. Yani ilk 20 dakika, 25 dakikada 1-0 yakaladığım zaman en azından ben kendimi skor ve şey olarak mantıklı, daha rahat hissediyorum kendimi mantık olarak. Tayland da çok uzaktan deniyor. Yani ilk maçta benim Jimmy'nin performansı çok hoşuma gitmişti. Taylan yine vurdu. Taylan yürek yemiş Taylan ya. Pozitif futboldan bir dengeliye çekelim artık. Çok fazla da ileriye çıkmayalım. Oyuncular yorulmasın. Gerçi çoğu oyuncuyu değiştireceğiz ikinci yarı. Çok iyi. İyi bir orta olup. Bravo. Aslında Adem Büyük boyu kısa olmasına rağmen çok iyi kafalar vuran ve goller atan bir futbolcu. Evet, Deniz. Ah be Andone. İlk maçta hat-trick yaptın ama şu ana kadar bir şey yapmadın Andone. Falcao da sakat. İlla bir tane forvet aldıracaksın bize. Bravo. Ah be Jimmy, atsan onu. Evet, ilk yarıyı bitirdik. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Şimdi ilk yarıda ki oyuncuları değiştirmeyeceğim hazırlık maçı olmasına, bir 60, 65 veya 50, 55 o civarlarda değiştireceğim, biraz daha oynasınlar. Şimdi asistana devredelim konuşmayı. Devam edelim. İkinci yarıda hemen başlayalım. Çabuk bitsin. Şimdi yine bir pozitif futbolu çekelim ileriye doğru. Evet Andone, hadi yavrum. Yavaş yavaş değiştirelim biz taktiklerden. Oyuncular gelsinler. Şimdi Mirza'yı Adem'in yerine alalım. Ömer Bayram'ı da
Nagatomo'nun yerini alalım. Hücum yapalım kanat bek olarak. Donku'da Taylan'ın yerini alıp buraya alalım. Bir de böyle denemek istiyorum takımıma. Mariano'yu da Lines'in yerini alıp modern bekten otomatik yapalım. İleri çıksın. Sefa Özdemir'i de Ahmet'in yerine alıp şimdilik bu kadar yeter. Daha sonra tekrar bakarız onlara. Evet, Selçuk. Jimmy bu maçta istediğim etkiyi yapamadı. İlk maçta şu ana kadar en azından. İlk maçta fena değildi. Evet. Marcao'nun golüyle 2-0 yaptık. Offside yok. Selçuk İnan iyi orta, iyi kafa. Ve golü bulduk. Dengeliye çekelim. Sakinleşelim. 2-0 aldık zaten. Çabuk oynayalım. Çabuk oyun. Bravo. Evet, maçın sonucu 2-0 kazandık. Selçuk İnan'ın ve Markkanen'in golleriyle. Yani tabii ki dediğim gibi bunlar ölçü değil bu maçlar. Şimdi hemen bakalım. Diğer hazırlık maçımız ise Giresunspor'la olacak. Maç sonrası Altınordu maçı sonrasında en çok puan alan oyuncumuza baktığımız zaman 8.6 ile Selçuk İnan. Hiç kadro düşünmediğim bir oyuncu almış. Şener Özbayraklı ve Falcao, Aşil Tendon'da iltihaplanma. 5 hafta ve 2 ay gibi süre arasında yok. Şener Özbayraklı ise 5 hafta, yine 2 ay, ayak parmağında çatlak demiş. Evet, Belhan da gidiyor. Belhanda'yı gönderiyoruz. Bakalım gittiğinde bize kaç para kazandırmış olacak? Hani maddi şey olarak, maddi olarak kaç para kazandırmış olacak? En azından mali durumdan şimdi görebileceğiz. Transfer bütçemiz ne kadar olacak? Belhanda'yı da halletmiş, göndermiş olduk. Hemen bakıyorum. O 9 milyon 170 bin euro bütçemiz var. Şu anda belirli oyuncular alabiliriz. Ama şu an baktığım zaman birkaç tane maç oynamak istiyorum bu kadroyla. Kadromun neler yapabileceğini, eksikliğini tam olarak gördükten sonra transfer yapmak istiyorum. Çünkü transfer yapmış olmak için transfer yapmak istemiyorum. Yani bana en faydalı genç, kesinlikle genç alacağım, genç bulacağım. Araştırmaları beraber yapacağız. Bir video sadece transfer çalışmalarına ayıracağım. Ama şimdi hazırlık maçlarında şu özellikle 3 maçı, hazırlık maçlarına 18'ine kadar bunları yaptıktan sonra transfer çalışmalarına başlayacağım. Şimdi devam edelim. Şimdi Giresunspor'la bir maçımız daha var. Bu Giresun maçını şu kadroyla çıkacağız. Mirza'yı alıyorum. Donk stoperde oynayacak. Pastor stoper yapalım. Savunmayı alalım. Marcao, Nagatomo, Mariano. Burada çok değişikliğe gitmedim. Mariano'yu aldık. Taylan orta saha Lemina. Önlerinde Adem. Jimmy yine Mirza ve Andone ilk 11 ile çıkacağız. Sürekli maç olduğu için de maç kondisyonu artıyor ama normal kondisyonlar da düşebilir. Çabuk yorulabilir oyuncular. Şu an kısıtlı kadromuz var çünkü bir sürü iki tane sakat oyuncumuz. Hatta 3, Emre burada değil. Emre şeyde U19'da, Emre Akbaba. Emre'yi de katarsan 3 tane ciddi sakatımız var. Şu an tatil olan oyuncu sayımız çok yüksek. Şimdi biz bu kadroyla devam edelim. Evet, Giresun maçına da başlamış bulunmaktayız.
Yine her zamanki gibi ben ilk 10 dakika, 20 dakikada golü bulmak istiyorum. Her maçta bu şekilde olacak. İlk 20 dakikada baskılı, önde baskı ile başlayacağız. Tabi her maç değil, bazı maçlar. Özellikle benim kendimi güçlü hissettiğim maçlarda ilk 20 dakikasını baz alarak önde başlayacağız. Ama kendimi rakibe göre zayıf hissettiğim maçlarda ise onları da ilk 20 dakika karşılayacağım. Benim için kilit noktalar ilk 20 dakikadır. İlk 20 dakikada ne yaptın, attın, ondan sonra oyuna ortak ele olabiliyorsun. Gol yemezsen, eğer rakibin senden güçlüse, Şampiyonlar Ligi'nin için konuşuyorum, 20 dakika gol yemezsen oyuna ortak oluyorsun. Ama rakibin senden güçsüzse, mesela Giresun gibi, ilk 10-20 dakikada golü bulursan da rakibine üstünlük kurup daha çok gol atıyorsun. O yüzden ilk 20 dakikalar her zaman önemli. Sadece futbol menajerde değil, normal futbolda da böyledir. Teknik direktörler ilk 20 dakikayı her zaman önemsemiştir. Bu arada fena da oynamıyoruz ama atak da yiyoruz. Evet, Mirza'dan kötü bir kontrol. Bravo. Adem'e gelene kadar iyiydi. At. Mariano yatsaydı çok güzel bir atak olacaktı. Offside yok. Haydi oğlum. Vurun şuna. Heh. Offside. Olmadı. Talimatlardan çizgi yemeden ortaya yatıyorum ve duran top kazanmaya çalışmayalım. Defanstan kısa pasla çıkalım. Evet, ofsaytmış. Açık bir ofsayt. Ofsayt da yoktu be. Vursana. Çok iyi top. Tek de. Yap oğlum ortaya. Olmadı. Şu ana kadar golü bulamadık. Burada değiştirmemiz gereken şu anlık bir şey yok. Ama karşı rakipte de hani şu an değiştirmemiz. Direktiflerde ileri çıkın diyeceğiz. Çıkartacağız takımı ileri. Yapacağımız şu an çok bir şey yok. Oynanan oyundan çok memnun olduğum söylenemez. Yani Mirza genç, henüz ilk 11'i taşıyacak formda değil ama mecburen bütün oyuncuları deniyorum. Kimleri oynatabilirim sezon içerisinde diye. Evet, ilk yarımız 0-0 bitti. Şimdi hemen kimleri alabilirim diye düşünüyorum. Jimmy burada oynar mı? Oynamıyor. O zaman kalsın. Yani Martin Linens'i alacağız oraya. Daha da hani çok fazla iyi oynadığını da söyleyemeyiz orada. Adem'in yerine de Selçuk İnan'ı alıp orta sahayı üçleyip orta saha dengesini bizde tutarsak golleri bulabileceğimizi düşünüyorum. Şu anlık böyle kalsın. Devam edelim bakalım neler olacak. Yine burada ilk 15 dakika önde basalım. Pozitif futboldan hücum ağırlık futbola geçiyorum ve ileri çıkın diyorum. Bu sefer gol bulmalıyız. Andone 2 maçtır suskun. İyi orta hadi. Olmadı be.
Evet oğlum, iyi orta. Bir daha. Evet, sağ kanadımız aksıyor yani, çünkü hadi be. Sağ kanatta çünkü orijinal bir sağ kanat oyuncumuz olmadığı için aksayabiliyor. Yapacak bir şey yok. Ama hala çok büyük atak yemedik. Tabii karşımızdaki rakip de zayıf rakip. Ona rağmen gol atamamıştık diyecektim. Linis Andone'ye attırdı. Lemina'nın getirdiği top. Burada faul var. Hakem avantaja bırakıyor. Linens içeri iyi giriyor. Andone de temiz bir vuruşta ilk golümüzü atıyor bu maçta. Şuradan dengeli futbola geçiyoruz. Ve sakin oynamalarını isteyeceğim. Artık skoru yani 1-0 da olsa üzerimize aldık. Karşı rakibin bizim üzerimize çok daha gelebileceğini düşünmüyorum. Jimmy Durmaz yorulmuş ki hep onu oynatmıştık. Artık onu çıkartalım. Pozisyon bitsin. Şuradan durduralım taktiklerden. Onun yerine Ömer Bayram'ı alacağız. Yani aslına bakarsan o da orada oynamıyor. Bakarsanız orada oynamıyor ama mecburiyetten şu an çok büyük sıkıntılar var kadroda. Benim sistemime uygun oyuncular alacağız, bakacağız. Gerçi Onyekuru gelecek oraya da. Ama bakacağız, alacağız yani. Önümüzde çok zaman var. Bu zamanı iyi değerlendireceğiz. Yani Feghouli'yi de elimizden çıkartabiliriz. İyi top. İyi top ama bitiremedik. Evet. Taylan uzaktan çok şut deniyor. Bunlardan ilk U19'daydı. U19'da bizle karşı oynadığında uzaktan yine bir tane atmıştı. Bu maçta da attı. Yani en azından sevindirici hamle oyuncusu olarak değerlendirebileceğimiz bir oyuncumuz var. Taylan Antalyalı hakkında. O şekilde düşünüyorum. Birkaç tane daha oyuncu değişikliğimizi yapalım. Şimdi Ahmet Çalık gelsin. Donk'un yerine dinlendirelim oyuncularımızı. O gün çalışkanı Markao'nun yerine alalım. Celil Yüksel'i de Taylan'ın yerine alsak. Sonrasında gelen Berk Balaban'ı alalım. Berk Balaban'ı aldıktan sonra bu maçı da bu şekilde bitirelim. Mariano'da bir sakatlık var. Aman diyeyim. Zaten bir sürü sakatımız var. Lemina çok yoruldu. Değiştirelim diye. Önümüzdeki maç onu oynatmayacağız. Çünkü çok yoruldu. Tüm maçlarda onu oynattık. Ve neredeyse 90 dakika oynadı. Ama orta sahada elle tutulabilecek en iyi oyuncumuz o. Mecburen onu oynatmak zorunda kalıyoruz. Tatilden dönmüyorlar ki, dönseler hani kendi takımımızla oynayacağız. 2-0 aldık maçı. Kendi takımımızla oynayamadığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Evet, yine burada birkaç tane futbolcu var. Futbolculara bakalım. Analiz raporu alalım. Sonrasında ilerleyerek görelim onları. Evet, Adana maçına şimdi başlayacağız. Kadromuzu yaptık. Bu şekilde kadroya çıkacağız. Ben yine araya geçiyorum çünkü uzun olmasını istemiyorum. Daha çok maçlarla haşır neşir olalım. Çok önemli bir şey oldu. Yine söylüyorum. Çok önemli bir şey olduğunda
yine ben sizlere göstermiş olacağım. Zaten bu hazırlık maçları çok önemli değil. Daha çok oyuncuları görmek içindi. Şimdi bu maça gidelim. Maçımızı oynayalım ve videomuzu sonlandıralım. Son maçımız olsun bu. Evet, 14 dakikada herhangi bir atak olmadı enteresan bir şekilde. Biz yine bir ileri çıkın yapalım burada. Şöyle bir takım talimatlarına bakarak hemen şuradan değiştirelim ve devam edelim. Jimmy'den umutluyum. Haydi Jimmy oğlum. Olmadı. Bir daha, bir daha. Ve Andone ile golü bulduk. Dakika 21'de. Değişiklik yap diyelim ve devam edelim. Aslında iyi götürdük ama golü bulamadık. Bir daha orta. Olmadı. Yani şu an fena oynamıyoruz. Ama karşımızdaki rakip de Adanaspor olduğunu düşünürsek daha iyi olmamız gerekiyor. Ama tabii eksiklerimiz var. Temmuz ayını çıkartıyoruz neredeyse bu tatilden gelecekleri. Ağustos ayı gibi gelecek. Yani 15 gün daha bu takımla çalışacağız. Yani tam kadro çalışamamak da bizler için. Bizim için kötü oluyor. Çünkü tam kadro çalıştığın zaman takımını oturtmuş olacaksın. Takımımızı oturtamıyoruz. Haydi oğlum, iyi bir orta gol getirir. Hadi. İyi bir şut ama gol olmadı. Mirza fena değil. Gelişimi açık olabilir. Bir bakacağım. Birkaç maç daha deneyeceğiz onu. Evet, ilk yarıyı bitirdik. Şimdi bir 55-60'a kadar herhangi bir oyuncu yine değiştirmeyeceğim. Yavaş yavaş oyuncu değiştirmeye başlayalım. Lines zaten bir sakatlık problemi görüyorum onda. Yerine Mariano'yu aldık. Oğuz'u o günü Ahmet'in yerine aldık. Ömer Bayram'ı da Nagatomo'nun yerine alalım. Rindon'u da Adem'in yerine alıp buraya koyalım ve başlayalım. Yorta yedik golü be. Golü yedik maalesef. Bakalım nasıl yemişiz. Rines'in köşesinden. O da sakattı zaten. Orta. Orada hem Marcao izliyor hem Nagatomo izliyor. İkisi de izledi. İkisi de izledi yani. O zaman biz bir İleriye çıkalım. Golümüzü atalım. Hazırlık maçı olsa bile maçı almak isterim açıkçası. Mario Lemina ve Mirza
Yorulmuşlar. Onları mecburen bir değiştirmeye çalışalım. Bakalım kimin yerini alalım. Lemina'nın yerine Selçuk İnan'ı alalım. Bir de Mirza'nın yerine kimi alabiliriz? Yani alacağımız oyuncu yok şu anda. O yüzden Mirza devam edecek. Evet. Burada haşır hücum da yapmayalım şimdi. Yoksa yedik mi? Oo, bak çok. Son dakikada yiyeceğiz bir tane. İki kanadımız da şu an çok yorgun ama değişiklik yapamıyoruz. Evet, maçı 1-1 tamamladık. Dediğim gibi bunlar çok önemli maçlar değildir. Neyse 3-4 gün çok önemli değil 3-4 gün. Evet, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Bir sonraki videomuzda neler yapacağız? Adana Demirspor, Debrecen ve Ajax ile maçlarımız var. Bu maçlarımızı oynayacağız. Ve bu maçlardan sonra yavaş yavaş transfer işlerine girişeceğiz. Aslında şimdiden girişmek gerekir ama yine ben takımı görmek istiyorum. Takım eksikliğini, derinliğini yani tam nokta atışı yapmak istiyorum. O yüzden biraz daha sabırlı davranacağım ve en iyi transferleri, en genç transferleri takıma kazandıracağız inşallah. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.